Merhaba arkadaşlar. Bu TYT yeterlilik testleri YKS'nin Türkçe kısmını beraber çözeceğiz bu yayını. Baktığımızda birinci soruda bu parçada boş bırakılan yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? 35 yıl boyunca birçok dergide, gazetede, çeşitli kitaplarda ilgili değerlendirme yazıları yazdım. Kendimi bir kitap eleştirmeni olarak görseydim, üstünde durup düşünülmüş, tutarlı ve kalıplaşmış bir yaklaşımdı. Nokta 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 bir yöntemle yönelirdim kitaplara. Şimdi nasıl bir yöntemle yönelirdim? Çelişkili pek olmayacaktır. O yüzden eledim. Devam ediyorum. Baris, Savruk. Savruk da pek oturmayacaktır. Neyse devam edelim. Yine de bir bakalım. Yazarlıkla ilgili her alanda olduğu gibi eleştiri alanında da kendi ölçütlerime bağlı kaldım. Yazarlığımın temelinde hep nokta nokta kural tanımazlık, sıral dışılık, bakıyoruz sıradanlık ya da tutsaklık olmayacaktır. Bağımsızlık, kural tanımazlık, sıra dışılık yatıyor. Bu iki ifade için en uygunu Denizli'dir, bir de Denizli. İkinci soruya geldiğimizde ise bir bakalım ne olabilir. Altı çizili sözcüğü anlamca karşılayabilecek bir kullanım. Basma kalıptan kasıt, şurada hemen işaretliyorum. Klişe olarak ifade edilir. Karşılayacak kullanım klişedir. 2. Adana gençler. Üçüncü soruya geldiğimizde altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Her yazılsal dil yani edebi dil konuşma dilinin toprağında çiçeklenir. Yani konuşma dili olmazsa olmaz demektir. Konuşma dilinin olanaklarıyla, imkanlarıyla yazı dilinin renklenmesi olacak. Burada cevabım işte Ceyhan. Hani olumsuz bir yönde etkilenme ya da okuyucu derinden etkileme, doğallıktan uzaklaşma, okunurluğun artması değil de 3 Ceyhan olmalı. Dördüncü soruya geldiğimizde hangisi yanlıştır diyor. Bir bakalım. Dördüncü soruda ikileme kullanılmış mı birinci cümlede? Tek tek bakalım. Sessiz sedasız bir ikilemedir. Doğru. İkinci cümleye bakıyorum. Somut anlamlı sözcük yok. 40'a aşkın kitap çıkaran... bir dakika. Burada cevabım bu. Çünkü var. Deyim kullanılmış mı 3'te? Akla gelmek deyimi var. Doğru sözü gerçek anlamda kullanılmış. Bakıyorum. Evet doğru olmasına derken. Kaynakça sözün neş anlamlısı da dizin olarak dizin ve kaynakça ekliyor da kaynakça sözcüğün neş anlamlısı bibliografi olarak düşünülmüş. 4'te Bursa diyorum. Beşinci soruya geldiğimizde bir bakalım sözü edilen şairin şiirlerinde bulunmayan nitelik hangisiymiş? İkinci yeni şairlerinden Cemal Süreyya şiirlerinde dille aynı olarak kullanılan söz ve sözcük gruplarına yer vermiş. Yeni sözcükler türetmiş, dil bilgisi ve anlam bakımından dilin kalıplarını bozmuştur. Bu da şairin anlaşılmasını zorlaştırmış, okuyucunun adeta şiirle boğuşmasına neden olmuştur diyor. 5'in cevabı açıklık olacak. Nedeni şu, bozmuş, anlamayı zorlaştırmışsa açık değildir bu. 5'in cevabı Bursa olmalıydı. 6. sorunun cevabı ne olabilir diye bakacağız. Bu parçadaki mani cümlenin hangisinde değerini yitirmemek, önemini korumak anlamında? Bakıyorum Türk sinemasının en büyük isimlerinden olan sanatçı sinema alanında 50 yıldır ayakta durabilmeyi, geçmişte olan her şeyi kafasına silip atma eğilimine ve hep geleceğe dönük yaşamayı seçmesine bağlıyor. Bakın yani çok da uzaklarda aramıyoruz. Bir de çıkacak cevap. Ayakta durabilmiş, değerini yitirmemiş, önemini korumuş diyeceğiz. Altının cevabı net olarak Adana'dır diyorum. 7. soruda bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisi kendinden önceki yargının gerekçesini, sebebini bildiriyor? Bakalım. Televizyon ve internetin edebiyatta şekillendirdiği yadsınamaz, inkar edilemez bir gerçektir. Teknolojinin sunduğu görsellik, kitlelerin düşünme biçimleri doğrudan etkiliyor nihayetinde. Cevabı burada yine Adana'ya yaklaşıyoruz. İyi seyredin. Teknolojinin sunduğu görsellik, kitlelerin düşünme biçimlerini doğrudan etkilemesi... Televizyon ve internetin edebiyatı da şekillendirdiği gerçeğini inkar etmememize sebep oluyor. 7 Adana'dır. Bunun bağlantısı budur. Sebeptir, gerekçedir diyoruz. Kendinden önceki yani birin gerekçesi 2'de verilmiş 7 Adana. 8. soruda
bize ne diyor? Hem üslup hem de içerik. Yani dil ve anlatım aynı zamanda konuyla ilgili bilgi verilmiş. Bakın sade bir Türkçe ile anlatılması üslup, dönüp tek bacağı kemik verimi olmuş bir çocuğun çektiği acıların anlatılması ise içerikle alakalı bir durumdur. 8'de olay Denizli'dedir bilginize. 9. soruya geldiğimizde altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü türü yönüyle? Bakın sermekten sergi fiil. Önden önem isim. C'de kesinlikle cevap çıkacak artık. İyi izleyin. Kimden kimlik kimmek olmayacağına göre isim. O yüzden bize Adana lazım. His isim, usta isim olduğu için zor da bir soru değil. Sermekten sergi, dermekten dergi gibi düşün. Diğerleri zaten isimli. Burada bilmem gereken 9'da cevabın Adana olduğuydu. 10. soruya geldiğimizde bakalım. Birinci sözcük belirtme durum eki almış. Doğru. Ekmeğimi derken belirtme hal eki. İyilik eki var mı iki de evinin? Babanın evi evet. İlk iyi benim için iyilik ekidir. A'da doğruydu. 3 sıfat fiil eki. Ip ip ıp ıp zarf fiil ekidir. O yüzden cevabım Ceyhan. Konularım derken bakın çokluk eki olurdu derken ur. Geniş zaman ekidir. 10. Ceyhan. 11. soruya geldiğimizde bakıyoruz. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? İzliyoruz. Deriz. Kim? Biz. Kiri biz. Gizli özne. Şöyle bir yazalım. Biz gizli özne. O yüzden A ve B'yi direkt eledim. Hatta Denizli'yi de direkt eledim. Çok işimiz bir arada. Devam. Ne zaman? Çok işimiz olduğunda ve zaman darlığı yaşadığımızda. Kesinlikle giriş saat cümlece olacak. Ne deriz? Başımı kaşıyacak vakit ya da vaktim yok deriz. Bu da bize belirtisiz nesne olacak. 11 Ceyhan'dır bilginize. 12. soru biraz uzun bir soru ama yine de teknik olarak yaklaşıp çözebileceğimiz bir soru. Birinci cümlede kurallık birleşik fiile yer verilmiş diyor. Bakın bir tek peşine düşmek var. Bu anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Cevabım o. İkinci cümlede birden fazla bağlaş diyor. Bakın D var ya da var. Doğru. 3'te zarf fiil var diyor çıkıp. Doğru. 4'te sıfat fiil var diyor. Bakın çıktığı dik olarak karşımızda. Devam ki. 5. cümlede zamir var diyor. Bakalım biz var. Tertemiz cevabımız Adana. Burada peşine düşmek anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Kur'an birleşik fiil değildir. 12 Adana diyoruz. 13. soruya geldiğimizde bakıyorum bunu da net yapmanız gerektiğini biliyorum. Mesela bildiğimden gitmekte fayda var. Yavaş yavaş uzaklaşırlar gözüme çarptı. Burada zarf olduğunu görüyorsun. Nasıl sorusunu sorduğun için zarf olan 3'te sadece Denizli ve Edirne var. Bakın. Ancak çocuklar bunu bulamayabilirsin. Hangi tutum doğal tutum dediğin zaman aha sıfat olduğunu görüyorum. Hatta insanlar derken bunun bir isim olduğunu görüyorum. O yüzden çok da yaklaşmadım buralara. Burada bu doğal tutum zamirliği sıfattır. Ancak da bağlaç olduğunu görüyorum. 13'e Denizli diyorum. 14. soruda ne diyor? Numaralı sözcüklerden hangisi zamir değil? Neresinde şurasında işaret zamir olarak cevap aldığım için soru zamiri. Sen zaten kişi zamiri. Kimlerden derken şunlardan soru zamiri. Bunlar işaret zamiri ama 2'de ne renk şu renk dediğim zaman soru sıfatı olduğunu görüyorum. Çünkü cevabım sıfat olarak geliyor. Sözcük türlerinde soruya verilen cevapların türü neyse sorunun da türü odur. 14 Bursa. 15'e geldiğimizde bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur. Şöyle bir kolaylık sağlamıştım size. Nerede sıfat varsa orada sıfat tamlaması vardır diye düşünebilirsin. Bakalım. 1. sınıf derken sıra sayı sıfatı var. O zaman sıfat tamlaması var. Simsiyah gözlü derken, kıvırcık saçlı derken var. 3'e geldim. Öteki çocuklar işareti. Hatta aynı şey sıfat tamlaması var. Bu tutum derken sıfat ve sıfat tamlaması var ama onların zamirdir. İlgi ve sevgi isimdir.
Beklediklerini fiilimsidir, bilirdim çekimli fiildir. Yani sıfat yok. Sıfat yoksa sıfat anlaması da yoktur. 15 Edirne gençler. 16. soruya geldiğimde. Bakın ses olaylarından hangisi yoktur diyor. Bakalım bakalım ne vardır ne yoktur. Ünsüz yumuşaması gördüm. Ekmeği derken K yumuşak G, içtiğimi derken K yumuşak G'ye dönmüş. Ünsüz benzeşmesi herhangi bir yerde var mı? Bir bakıyorum bardaktan sözcüğünde görüyorum. K ve T sert sessizleri yan yana gelmiş. Hatta bir silelim de görünsün. Devam. Ünsüz benzeşmesi. Ünlü düşmüş mü bir yerde? Bir bakalım. Yalnız derken yalından yalnız düşmüş. Başka bakıyorum hani böyle bir şey bulabilir miyim diye. Ünlü daralması ya da ünlü düşmesi diye bir şey var mı? Bir bakalım. Anımsamıyorum derken anımsama diyorum. Ünlü daralması var. Bir yerlerde ünsüz düşmesi görmedik. 16 Denizli'dir. 17'de sadece, bakın yazım yanlışı yapılmamıştır diyor. Sadece Almanların, bakın sözcüğe dikkat, Almanların, problem yok. Romalılar dönemine de büyük. Demir yollarının, Ren nehrinin yer aldığını da, yani hepsi problemli. Dağının ayrı oluşu, büyük harfler, ayrı yazım, büyük yazım. Ama Almanların derken burada çokluk ilkini ayırmıyoruz. Çünkü T'deki bize böyle bir kural verdi. 17 Edirne'dir. 18'e geldiğimizde nerede yazım yanlışı yoktur diyor. Bakın akşamları da neden ayrı olmadı? Her gün ayrı gerekiyordu. Kuşlar mıdır? Ayrı olması gerekiyor ki. Seyretki de ayrıdır. Sadece Edirne'de problem yok. Yazım yanlışı yok diyoruz. 19'da bakalım hangisinde noktalama yanlışı var. Küre dağları virgül, tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok, güzel. Dağları virgül, bölgesi de Bartın ve Gaston onu ayrılacak. Küre dağları aynı zamanda bir pan. Pan iki nokta üst üste. İngilizce'deki. Şurada kesme işaretinin gereksizliğini söylemeye bile gerek duymuyorum. Hatta bu zaten ne cevap? 19'da yapım eki aldıktan sonraki çekim eki ayrılmayacaktı. Türkçedeki gibi düşün. 19 Ceyhan olmalıydı. 20. soruda, yani burada Nasrettin Hoca ile başlayan soruda noktalama işaretinin işlevleri ile ilgili olarak ne söylenemez demiş. Bakın virgül virgül abimiz sıralanan eş görevi kelime kelime grupları arasında konmuş. Sevecenli, hoşgörülü, akıllı derken bir mevcut. Noktalı virgül ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. Hemen bakıyorum. Bazen bir işte yer ve zaman belirtilir, virgül kişiler tanıtılır. Beklenir. Bakın gördünüz mü? Ögeler arasında virgül kullanılmış, sıralı cümleler var. Kesme işareti özel ada getirilen çekim ekini ayırmak için kullanılmış. Baktığımda hocanın diye bir ifade görüyorum. Virgül sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmış diyor. Baktığım belirtir, tanıtılır. Evet, burada da mevcut ama nokta virgül, virgüllerimiz tür ve takımları birbirine ayırmak için kullanılmamış. 20'yi Deniz'de diyeceğim. 21. soruya geldiğimizde bakıyorum. Mecazlı ifade var mı? Şurada büsbütün bir kızıllık parlayıp kımıldayan bir karış boyundaki kuru boz krotların yoksun gölgem yatıyor. Yatıyor ifadesi mecazlı. Birinci kişili olduğunu zaten görüyorum ki bir saniye. Evet, birinci kişili olduğunu görüyorum. Kişisel olarak anlatılmış. Karşılaştırmalar var mı? Dünyada hiçbir koku beni bu kadar sarmamıştı derken mevcut. Devam ettim. Benzetme yapılmış mı? Yapılmıştır. Benziyordu diyerek zaten bu ifadeyi söylemiş ama örneklemeye başvurmuştur diyemeyeceğim. 21'e Edirne diyorum. 22. soruda bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisini? Yani şuraya, şuraya, şuraya gibi. Akışa göre, çünkü insan sürekli yolculuk içinde olan bir varlıktır. Getirilebilir diyor. Bir bakalım nereye getirilebilir? Felsefe geçmişine ait zengin deneyim ve birikimini gösteren insan. T
kendi kaderini çizmesine yardım edebilir. Böylece onun bugününü doğru değerlendirmesine ve gelecek yönelimleri için serbest seçimler yapmasına yardımcı olabilir. Çünkü insan sürekli yolculuk içinde olan bir varlıktır. İnsan olmak demek, yolda olmak demektir. Bakın yolculuk, yol devamında ve öncesinde. Her iki tarafa da bağlanabildiği için şurada Bursa'yı seçip tam da buraya yerleştirmekte fayda var bu ifadeyi. 22 Bursa. 23 hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Bir bakalım hangisi düşüncenin akışını bozabilecek durumda. Masal üzerinde pek çok tanımlama yapılmıştır. Bu tanımlar farklı gösteriyor. Olsa da hepsinde ortak olan bir özellik masalın bir anlatı olduğu vurgusudur. Bu vurgulardan bakın 1 ile 2'yi elleyemiyorum. Hatta size şöyle bir şey söyleyeyim. Şu ifadeler olduğu için 1 ile 2'ye dokunmayayım. İyi bir içerik kadar etkili bir anlatım gerektiğinden söz edilebilir. Masal anlatım ile halka dair bilginin aktarılmaya çalıştığı bir anlatım türüdür. Masal anlatma. Bakın masalın tanımı verilmiş burada biraz daha. Muhtemelen cevabımız C olacak. Çünkü haricinde masal anlatımı, masal anlatmak üzerine, anlatı olduğu üzerine bir sürü ifade var. Ama burada masalın ne olduğu hakkında bilgi var. O yüzden cevaba 3 demeliyiz. 23'te yani Ceyhan olmalı 23. 24. soruda bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre hangisi getirilmeli diyor. Bir bakalım hangisi getirilecek. Edebiyat sanatının kendine özgü ve imajlarla dolu, imajlarla yüklü bir dili vardır. Bir felsefe ya da sosyoloji yazısı veya bir gazete haberi bir edebi yazıdan kendine özgü biçim ve içerik unsurlarıyla ayrılabilir. Bunların yanı sıra her edebi yazıda çok az bilgi vardır. Ama her bilgi veren yazı edebiyat eseri değildir. Anlam ve düşüncenin de edebiyatta önemli bir yeri vardır. Ama her anlam taşıyan yazının mutlaka edebiyat eseri olması gerekmez. Edebiyatta ölçüt, anlamı olsaydı çok derin anlamlarla, düşüncelerle, yüklü felsefe yazılarının en üstün edebiyat yazılar arasında girmesi gerekirdi. Goethe ya da Shakespeare'in önemi sanıldığı gibi felsefelerinden değildir. Hayal güçlerini işleterek uydurdukları, düzenledikleri, yarattıkları edebiyat denen masaldan ötürü önemlidir bu sanatçılar. Değil mi? Bir ilim olarak edebiyattan söz edilmesi saçma. Bakın açıklama geliyor tertemiz bakın. Yani edebiyatın özünü düşüncenin kendisinde değil, bu düşünceyi anlatan sanatçının değiş ve anlatış, yaratış oyunlarında aramak gerekir. Bakın Bursa o kadar güzel oturuyor ki yapbozun kayıp parçası gibi. Kısacası da olabilirdi ama sosyal bilimler bünyesinde barındıran ve sosyal bilimin gelişmesine katkı sağlayan bir unsur değildir edebiyat. O yüzden diyemeyecektir. 24'e Bursa diyorum. 25'e geldiğimizde, 25. soruya geldiğimizde bu parçada sosyal gerçekçi romancıyla, toplumsal gerçekçi romanıyla aslında ilgili olarak hangisi vurgulanmış diyor. Parçanın tamamına bakıyoruz. Sosyal gerçekçi romancı kendi gerçeklik anlayışıyla ele aldığı konuyu romanla aktarırken belirli bir dünya görüşüne dayanır. Bakın parçayı zaten biliyorsunuz, tamam mı? Ben buna istinaden yorum yaparak geçmeyi tercih ediyorum artık. Romancıların hadi cevabı da vererek geçmek istiyorum. Çünkü ben de okudum, zaman kaybı olmasın. Sosyal gerçekçi romancıların eserlerinde toplumsal sorunlara yer vermeleri kaçınılmaz. Çünkü insanların toplumsal ilişkilerini belirleyen, düzenleyen sebepleri eserlerinde yansıtırken ne kadar yansız ve nesnel davransınlar, ister istemez içinde soldukları toplumun aksayan, çürüyen yanlarına parmak basmışlardır. Bakın Adana'yı burada görebiliyoruz. 25'te zaten vurgu buradadır. 26. soruya geldiğimizde bakın İskender Pala'nın Od romanı var. Tarihi şahsiyet olan Yunus Emre'nin yaşamını devrin siyasi, askeri, sosyal ve kültürel şartlarını ele alarak bu şartların Yunus üzerindeki psikolojik etkisini derinlemesine irdeleyerek veren farklı bir Yunus Emre profili sunan bir eserdir Od diyor. Yunus Emre'nin tasavvuf sürecindeki ilerleyişinin bilinen kısmından ziyade Yunus'un iç dünyasından hareketle verilmesi, Yunus'un bizden biri olduğunu, onun da her insan gibi aşklarının, acılarının, pişmanlıklarının ve öfkelerinin olabileceğini göstermesi açısından dikkat çekicidir diyor. Devrin Ottan deryasında Yunus tüm dış etkenleri üzerinden atar, Tapduk Emre dergahındaki aşk olduğu ile yanar. Ot ateş demektir bu arada. Fazlalıklarına arınır ve varlık sınırlarını sonsuza kadar açar. Yani 26'da bariz bir durum söz konusu. O da Bursa'da
Ruhsal durumundan yola çıkarak Yunus Emre'nin de herkesin farklı duygu durumları yaşadığını anlatması aslında ilgi çekici olmasına sebep. Bu çok da ilgi çekici değil. İlgi çekici değil. Şurada vurgu aslında var. Yunus üzerindeki psikolojik etkisini denilemesine ilgilenip veren, farklı bir Yunus Emre profili sunan bir eser. Yunus'un iç dünyasından hareketle verilmesi, bakın tasavvuf sürecinde gelişim, ilerleyişin bilinen kısmından ziyade Yunus'un iç dünyası olduğu için 26'ya Bursa demeliyiz. 27. soru bir tık tabii ki uzun bir soru gibi görünüyor. Bu parçadan hareketle ne söylenebilir diyor. Ben yine az evvelki gibi çünkü parçayı okumak uzun sürüp zaman kaybettireceğinden cevap verip neden bu söylenebilir'i alacağım. Denemeler adlı kitabın oyuncularına verdiği örneklerden yola çıkarak düşünmeye sevk ettiği. Bakın. Montaigne ben sizin yerinizi düşündüm, düğümü çözdüm, siz artık düşünmeyin, yalnızca benim dediğime uyun demez. Hep bakın düşündükçe neler çıkıyor ortaya. Siz de bir düşünün, kendi içinize, çevrenize bakın. İpucu isterseniz işte benimki, işte Sokrates'inki, işte falan köylüninki der gibidir. Bir adım daha derken kendimizi Montaigne'le birlikte insan düşüncesinin çıkabildiği tepelerin birinden bakar buluruz. Düşünmeye sevk ediyor. Siz düşünmeyin, biz düşünün diyor ya. Bir adım daha derken bakın düşünmeye, düşünürken yaşamaya, kendi kendimizin düşüncesini aşmaya sürmesidir. Diyerekten 27'de Bursa'yı yakalamalıyız. 28'e geldiğinde bu parçada içerik olarak, konu olarak aşağıdaki bilim dalı tanımlarından hangisiyle eşleştirebiliyorum? Tüm bu kadar kolaylığımla bir tespit yapayım. Bence Brouwer'de annesinin erken ölümünden dolayı ortaya çıkamamış bunalımlı bir durum var ki Bertha ile annesini özdeşleştirmesini sağlıyor. Brouwer, Bertha'yı diğer rakiplerini kolayca geçebileceği için seçmektedir. Kuzguna yoksu karı görünür misali. Ve bu özdeşleşme sayesinde Brouwer'in bir çocuğun annesinden vazgeçemediği gibi annesinden vazgeçemiyor ta ki Bertha'nın gözünde rakipsiz olmadığı, aslında bir başkasından hiçbir farkı olmadığını görenedik. Ve Brouwer'in de kızına Bertha ismini vermesi de yine ruhsal durumunun sonucudur diyeceğiz. 28'de bu duygu ve düşünce davranışını inceleyen bir bilim dalı aslında biraz daha psikoloji, psikiyatri dalıyla eşleştirilebilir. 28'e Edirne deyip yapıştırmakta fayda var. 29. soru neyse ki şansımıza daha önce baktığım için söylüyorum. Adana olacak. Bu diyalogta boş bırakılan yerlere hangileri getirilmelidir? Direkt söylememin sebebi parçanın uzunluğu buraya alıştırırken, yaparken buraya küçük gelmesiydi. Bakın nereden yakaladığımızı söyleyelim ve kafanıza tam otursun. Muhabir bir şey soruyor ve yazar diyor ki dergilerde veya başka mecralarda yazmak kitaba göre daha kolay. Bakın üretken bir yazarsın ama seyrek kitaplara inmiyorsun. Neden? Seyrek yazımlama yazmasının sebebi şu. Metin olarak kısa ve güncel yazıyorsunuz. Burada bahsettiği şey. Kitap yazarken düşüncenin katmanlarında gezmeniz, okumalar yapmanız, metni dinlendirmeniz ve bir kaneçe gibi işler gibi ince ince de okumanız gerekiyor. Bu da ister istemez zaman alıyor. Çünkü bakın seyrek kitaplara inmiyor. K'ye geldiğimde son kitabın fazlalıklarının ortaya çıkışı nasıl oldu? Biraz anlatır mısın? Bakın güzel bir ifade var diyor. Devam ediyor ve fazlalıklar kitabını veriyor. Tertemiz bir ifadedir. 29 Adana'dır. 30. soruya geldiğimizde bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmamış? Bakalım. Karşılaştırma ifade eden cümleler. Osmanlı dönemiyle ilgili eserlerde Cumhuriyet rejiminin övgüsü yapılırken Osmanlı'yı özellikle yıkılışa götüren nedenler üzerinde durulmuş ve Osmanlı eleştirisi yapılmış. Bakın. Açıklama bildiren cümleler ki tamam için söyleyebilirsin. Özel isimler bakın büyük harfle başlayan Osmanlı döneminden Osmanlı'ya Atatürk'e kadar. Sayısal veriler elbette ki mevcut. Tanımlama nokta nokta nedir sorusunu cevap olmadığı için yoktur 30 Bursa'dır. 31. soru. Bu soru biraz farklı bir soru. Bu metinle kıyaslandığında aşağıdakilerden hangisi? Bilim tarih süreci içerisindeki değişimli örnekler. Güneş göz kapaklarımı ısıtıyor. Ah güvenilmez ilkbahar güneşi. Rüyada mıyım? Gerçek mi bu? Hem var gibiyim hem yok gibi. Şimdi burada edebiyat
vakaların ne zaman vakalarını zaman çerçevesi içinde olduğu gibi sıralama, birbirleriyle olan münasebetlerini ve dışarıdan gelen tesirleri tayin etmek. Bakın, dilin tarih süreç içerisindeki değişimini örnekliyor diyor ya. Buradaki ifade tabii ki diğerlerinde olmayan bir ifade tarzı olduğu için, o yüzden Edirne ile eşleştirmekte fayda var. 31 Edirne'dir. Evet, 32. soruya geldik. 32. soru takdir edersiniz ki yine uzun bir soru tarzıdır. Neye ulaşılamaz diyor. Biz ulaşılanları bir işaretleyelim. Eski çağlardan beri, çok eski çağlardan beri insanlar kıyafetlerinde çeşitli aksesuarlar bulundurmaktaydı. Bakın, çeşitli takılar filan diyor çünkü. Bazı antropologlara göre giyim kuşamda kullanılan unsurların çeşitli anlamları vardır. Bakın, klasik antropologlardan bazıları bunların gündelik amaçlardan ziyade törensel ya da sosyal fonksiyonları olan eşyalar olduğunu söylüyordu. 32'de başka ne görüyoruz? İnsanların kıyafetlerinde eski çağlardan daha özel günler dışında çeşitlilik görülmektedir. Şurada örnek verilerek zaten devam ettiriliyor. Arkeologlar ve antropologlar insanların giyim kuşam konusundaki tutumlarını az da olsa farklı değerlendirmektedir. Tabii kısmi farklılık var ama iyi izleyin. Hem yerleşik hem göçebe kültürlerden kalan buluntular su eşyalarının toplumda belli bir grubun kullandığını. Hayır. Bakın, üstelik bunlar sadece bir zümreye ait olamayacak kadar yaygın. Bakın, o yüzden 32'de Ceyhan'ı diyemiyoruz. Uzun bir parça olmasına rağmen yine de kolay çözülüyor. 33. sorunun 32'den çok da geri kalır bir yanı yok. Baktığımızda bu parçada robotlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiş diyor. Robotların başlıca kullanım alanları, bakın, endüstri, tıp, tarım, kontrol edilme yöntemleri, nasıl kontrol ediliyor diyor. Bilgisayarlarla kontrol edildiği verilmiş. Tasarlanma amaçlarına bakalım. Günümüzde insanlara yardımcı olmaları, tehlikeli işleri kolay yapabilmeleri güzel. Bakın, bazı gönlü gösterdikleri benzerlikler, o da işte baş, gövde mantığıdır. Ama insanlar özgü özellikleri sayesinde verdikleri tepkiler. Duygusal bir tepki veremeyecekti. Zaten biliyoruz ve bu parçada da bu yok. O yüzden 33'e Denizli diyoruz. 34'e geldiğimiz vakit, 34'e geldiğimiz vakit bu parça yazarının aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenir diyor. Seçilmiş olma duygusu her aşk ilişkisinde vardır. Çünkü aşk tanım olarak hak edilmemiş bir armağandır. Hak etmeden sevilmek gerçek aşkın eksiksiz kanıtıdır. Bir kadın bana seni seviyorum çünkü çok zekisin, bana çok armağanlar alıyorsun, çok bulaşık yapıyorsun derse hayal kırıklığına uğrarım. Bu aşkta çıkarcı bir yan vardır. Şöyle bir cümle kurmak, şöyle bir cümle duymak kim bilir ne güzeldir. Zeki olmamana, yalancı, bencil, alçak olmana karşın seni seviyorum. Belki de insanın layık olmadan gördüğü ve bu nedenle bir var gücüyle bir hak olarak sahip çıktığı anne bakımı yüzünden ilk seçilmiş olma duygusuna kapılır anneler. Güzel bir ifade aslında. Aşk karşındakini bütün olumsuzluklara rağmen kabul etmektir ifadesini söylemesi beklenir. Diğerleriyle ilgili hiçbir şey yok. 34 Edirne'dir. 35. sorunun cevabı için bakalım başlık olarak ne ekleyeceğiz? Kitap okumak için önce elinizde bir kitap olması gerekli. Mantıklı. Türkiye'de her yıl doğan 1.3 milyon çocuktan 1 milyonu kitapla ilk defa okula başladığı zaman tanışıyor. Çünkü malum evlerin yalnızca %20'sinde kitaplık var. Okula başlayınca durum nasıl derseniz orada da aynı durum var. MEB, Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre ülkemizdeki okulların %60'ında kitaplık yok. Evde okulda yok ama mahallede de yok. Türkiye'de yaklaşık 70 bin kişiye bir halk kütüphanesi düşüyor. Bu oran tahmin edildiğiniz gibi sadece OECD ülkelerinde diyeyim, İngilizcesine gerek yok. Pek çok modern ülkenin de gerisinde, yani buraya tertemiz gerçekten evde, okulda yok ama mahallede de yok. Evde, okulda, mahallede kitap yok. En genel başlıktır. 35'e Bursa demek yararlıdır. 36. soru yine uzun bir soruymuş gibi görünüyor ama bakalım, yine basit çözülecek bir soru gibi durur. Panspermia teorisi, dünya üzerindeki yaşamın uzaydan köken aldığını, diğer gezegenler ve uzayda başlayan yaşamın tohum veya sporlar aracılığıyla dünyaya ulaşarak buradaki yaşamın köklerini oluşturduğunu savunur. Bakın,
Teorisini henüz ispatlamasa da teorinin yanlışlığı ortaya koymamış diyor. Bakalım. Deney yapılmış, elde edilen veriler kanıtlayamasa da çürütülmemiş olması, evet 36 dahi buluyorum. Özellikle Mars ve Dünya arasında yaşam transferi mümkün olup olmayacağı üzerinde yoğunlaşmış. Tatmin edici kanıtlar ulaşılamamış. Bakın Bursa'yı da görebiliyorum 36'da, son tarafta verilmiş. Su Dünya dışındaki gezegenlerde uydularda da bulunan bir maddedir diyor. Evet, bakın gezegen uydularda en temel bileşimlerden suya rastlanılması C'yi de iletti bize. Mars'ta yaşam konusu da yapılan çalışma günümüze net bir sonuca kavuşturulamamış. Evet, bakın net kanıtlara ulaşılamamış. 36 o yüzden Denizli. 50 yıl önce başlamış. Çok da hoş değil. 37. soruya geldiğim vakit. Bakın bu iki parçayla ilgili olarak ne söylenebilir diyor. Bakalım. Tarım ilaçları çeşitli yollarla su ekosistemine ulaşır. Tarımsal mücadele sırasında su, içindeki veya kenarındaki bitkiler veya böceklerin doğrudan ilaçla teması, ilaçlanmış bitki ve toprak yüzeyinden ilaçların yağmur suyuyla yıkanması, ilaç endüstrisi atıklarının akar ve durgun suları boşaltılması, boş ambalaj kaplarının su kaynaklarında yıkanması ile tarım ilaçları sulara ulaşmakta. Su ekosistemine giren bir, çok da okuyamıyorum ama, pestisit, su flora ve faunasını olumsuz yönde etkilemektedir. Endüstriyel faaliyetler sonucu ikinci parçaya girdim. Oluşan kimyasal atıklarda bulunan kurşun, bakır, bakın yine sanki böyle ikisi de kimyasal bir şeyleri vurguluyor gibi. Bunlar bırakılma sonucu balık ve suda yaşayan diğer canlılar hemen ölmekte. Petrol ürünlerinin yavaş akan nehirlerin dökülmesi sonucu suya oksijen girişi engellenmekte ve bu durum canlıların ölümüne neden olmaktadır. Bu canlıların ölmesi akarsuyla ekolojik dengelerin bozulmasına ve sonuçta suların kirlenmesine yol açıyor diyor. Bence iki olguyu farklı yönleri değerlendirip ele almakta. O da ekosistem mantığında olacak. Farklı görüşlerin desteklenmesi ki farklı konu değil. O yüzden ne dedim. Farklı örnekler yok, farklı üslup yok. O yüzden 37 C'yandır. Aynı olguyu farklı yönleriyle değerlendiriyor. Ekosistem, ekolojik denge, tarım ve petrol mantığıdır. 38'e geçiyoruz. Bakalım 38'de ne var? Bu parçadan mantarlarla ilgili yargılarından hangisi çıkarılamaz diyor. Birden fazla bulaşma yolu olduğu var mı? Bakın mantar doğrudan deri temas yoluyla eşyaların ortak kullanılmasıyla bulaşabilen bir hastalık. Ayakkabı, terlik, havlu, peçete, çarşaf, nevresim, kıyafetler, çoraplar gibi. Bakın farklı kişilere nasıl bulaşabildiği. Aynı zamanda topraktan da bulaşabildiği. O zaman kesinlikle bir olanları ediyorum. Ve vücutta görünme bölgesinde farklı belirtilerin bulunduğu yok. Tedavi edilmediği durumların mantarla neden olduğu iltihaplanmanın başka enfeksiyonu yol açacağı yok. Olmayan şeyi çıkaramayacağımızdan dolayı Edirne demekte fayda var. 38'i incelendiğinde Edirne ve 2 ve 3'e ulaşılmadığından Edirne olduğunu görüyoruz. 39 ve 40 bu parçaya bağlı bir soru. Bakalım ne diyor? Bu parçadan neye ulaşılamaz? Bir yerlerde az evvelki soru gibi açıkçası. Sabah alarmlarla değil kendiliğinden uyanan gözleri yarı açık bir zombi medasıyla ilk iş kahve makinesine doğru yol almayan, hatta uyanır uyanmaz dinlenmiş ve mutlu hisseden birileri var. Deyip bakalım neye ulaşılamaz diyor. Okuyalım parçayı sizden zaman çalmadan. Bakın devamında rutin olarak 6 ya da 7 saatten az uyumak bağışıklık sistemini bozarak kanser riskini ikiye katlar. Bakın belli bir saatten az uyumanın hastalıklara yol açtığı az evvelki gibi vurgulanmış. Ama bu parçanın devamında okuduğumda tabii ki sizden zaman çalmamak adına çarar saatte uyanan insanların nasıl bir sistem olduğuna, sistemleri olduğuna yok. Olmayanı var da çalar saatte uyananı yok. Uykusuzluk psikolojik sonuçlarının fizyolojik sonuçlarından ağır olduğu ile ilgili bir bulgu yok. Yani demin de söylediğim gibi olmayan şeyi gösteremeyeceğimiz için 39 Edirne'dir. 40'a geldiğinde öğrenme güçlüklerini yaşamamak, sorunlar karşısında sakin kalınmak için beynin kaliteli uyku ihtiyacı vardır, zaten mevcut. Uykusuz bazı hormonları olumsuz etkileyerek kilo artışında bir sebep, buna sebep onu biliyor zaten yazıyor.
Günümüzde insanların birçoğu yeterli ve kaliteli bir uyku düzenine sahip değil, sebepleri de belli. Alzheimer'a sebep olan başlıca unsurlardan biri de zaten buna sebeptir. Bakın burada yazıyor. Hafızanın güçlenmesi ve kalp sağlığının korunması için öğle uykusunun vücut ritmine eklenmesi gerekmektedir ifadesini hiçbir yerde bulamıyorum. O yüzden 40'a da Adana demekte fayda görüyorum. Ayrıca da başarılarınızın devamını diliyorum. Türkçenin soru çözümü bu kadardı. İnşallah her şey gönlünüzce olur gençler.